Evin çocuk yaşta evlendiriliyor. Annesi vefat ediyor veya anneyle babanın yanında kalıyor. Evlendirildiği zaman bu adamın ilk eşini öldürdüğünü bilmiyor. İkinci eşinin yanında olduğunu bilmiyor. Evlendikten bir süre sonra ikinci eşi, resmi nikahlı eşi geri geliyor çocuklarıyla birlikte. Ve hem o kadının şikayetleri oluyor. Kadın resmi nikahlı olduğu için o kadın tarafından da buna hani baskılar oluyor. Ve öğrendikten sonra da maalesef aile sahip çıkmadığı için zaten boşanamıyor, ailenin yanına gidemiyor. Bir 35 yıl önceki bir durum olduğu için, o zamanki zihniyet bu şekilde olduğu için, sahip çıkan olmadığı için o evliliğe razı geliyor. Ve o evlilik içerisinde şiddet de oluyor, hakaretler de oluyor. Adamın zihniyeti zaten bozuk bir zihniyetmiş. Çok eziyetler çekiyor. Ki zaten insanlar evinin imam nikahlı olan eşinin nasıl bir insan olduğunu bütün çevre biliyormuş. Çevrede asla sevilmeyen, ağzı bozuk, küfürbaz, çocuklarına bile şiddet uygulayan. Hatta çocuklarına şiddet uygularken şahit olanlar bile varmış. Korkuyordu. Ona şiddet uyguladığı zaman ve yani bu evliliğe rıza göstermek zorundaydı. Çünkü sahip çıkanı yoktu. Yıllarca bu şekilde devam etti. En son 2013 yılında artık dayanamayıp yanından ayrıldı gitti. Süreç bu şekilde başladı. Ve gittikten sonra da adam hiç onu bırakmadı. Sürekli takip etti, sürekli taciz etti. Her zaman korkusu onun üzerindeydi. Bir defa Mersin'de ev tutmuş çocuklarıyla birlikte. O zaman gelmiş, çocuklarımı vereceksin demiş. Çocuklar ondan almış ve orada da bayağı arabere olmuş, bayağı mahalle falan duymuş. Sonrasında Antalya'ya gitti, çalıştı orada, İstanbul'a gitti. Bir süre ablasına kaldı. Yalova'da ablası vardı, bir süre orada kaldı. Ve en son Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'a geldikten sonra da bu adam daha çok onu aramaya, evine gel, evine gelmek zorundasın, çocukların üzerine gel. Ve onu ölümle de tehdit ettiğini herkes biliyormuş. Onun ismi geçtiği zaman bile titriyordu, rengi soluyordu. Onun korkusu çok vardı üzerinde. Bismillah'da de bir defa şikayet etmiş, emniyete gitmiş, emniyette de şikayeti var. Ama adam gelmiş demiş, ben ondan hiçbir şey istemiyorum. Diyorum gel çocuklarını al. Yalan ifade vermiş. Yani hep diyordu. O beni rahat bırakmıyor. Bazen korkuyorum diyordu. Bazen de korkmuyorum, ölümdür. Öleyim de kendime hortulayım. Bu bir hayat mıdır yaşıyorum? Orada buradayım. Kurulu bir düzenim yok. Böyle hayat mı olur? Ölsem de kendime kurtulsam diyordu. Direniyordu. Namuslu ayaklarının üstünde duruyordu. Kimseye eyvallah yoktu. Kimseye muhtaç olmazdı. Evin 47 yaşlarındaydı. Eşi de şu an 70'in üstü, 80'e yakın. Eşi ilk eşini de öldürmüş. İkinci eşi dayısının kızı, akrabası. Evinle evlendiği zaman bu kadın orada değilmiş zaten. Evin evlendikten sonra resmi nikahlı eşinin olduğunu öğrenmiş. Yani ortalama bir yıl sonra bu kadın geri geldiği zaman öğrenmiş. İlk başta kadınla birlikte olduğunu, onun eşi olduğunu bilmiyormuş. Sahip çıkılmıyor. Aileler tarafından desteklenmiyor, sahip çıkılmıyor. Feodal bir zihniyet, ataerkil bir zihniyette yaşadığımız için ve adaletin çok az olduğu için. Her eşini ya da bir yakını katleden erkek şunu belirtiyor. 3-5 yıl yatarım çıkarım. Bunun arkasına sığınıyorlar. Çünkü adalet eksik. Zaten bozuk bir zihniyetin içerisinde, bozuk bir zihniyetin yetiştirdiği erkekler de bunu kendine reva görüyor, hak görüyor. Ben seni boşamadan boşanamazsın. Ben istersen boşarım. Ben istemezsen sen benimle evde kalmak zorundasın. Her türlü şiddete, her türlü işkenceye maruz kalıyor kadın ama arkasında duran bir aile olmadığı için boyun büküyor. En son işte karşılaştığımız manzara bu. Kadının ekonomik özgürlüğü olursa bir erkeğe boyun eğmez. Bir erkeğin boyunduruğu altında kalmaz. Erkek de bunun bilincinde olduğu için kadının bir birey olduğunu
ona saygı göstermesi gerektiğini anlar ve ona göre davranır. Ama bir kadının ekonomik özgürlüğü yoksa, ailede sahip çıkmıyorsa kadın kimsesizdir. Kimsesiz bir kadına eziyet etmek daha kolaydır, işkence etmek daha kolaydır. Çünkü ses çıkarsa bile sahip çıkan olmayacak. Kaçacak yeri olmayacak. Gidecek hiçbir yeri olmayan kadın evliliği devam ettiriyor. En sonunda ya kendisi artık dayanamıyor, bir intihar ediyor ya da bir baş kaldırdı mı bir erkeğin onu katledilmesiyle sonuçlanıyor. Öncelikle kadınlar direnmeli. Çünkü onurlu bir yaşam, onursuz bir yaşamdan çok daha değerlidir. 100 yıl onursuz, boyun alt bükerek, eziyet çekerek, işkence, hakarete maruz kalarak yaşanılmaktansa bence bir gün ondan daha kıymetlidir. Direnmeleri lazım, sessiz kalmamalı lazım, kalmamalar lazım ve ilk günden bu böyle olmalı. İlk başta boyun bükersek, maalesef bu şekilde devam edecek. Adalet de yani erkeğin en kolay sandığı şey namus. Ortaya atılıp ben namusumu korudum, namusum için yaptım deyip içinden sıyrılıyor ve adalet de bunu hak reva görüyor. Evet, namusu için yaptı. Ceza indirim. Ceza indirimleri olmasın. Kadına, hayvana, bir çocuğa dokunan erkek bence müebbetle yargılanmalı.